Arkadaşlar hoş geldiniz. Söz konusu değişimlerin en yoğun yaşandığı alanlardan birisi olması dolayısıyla yüksek öğretim sistemimizi sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin toplumsal ihtiyaçlarını da gözeten bir yapıya dönüştürmek durumundayız. Bu dönüşümü de bilim temelinde, geniş mutabakat zeminde gerçekleştirmek gerekmektedir. Genel olarak eğitim sistemi ve yüksek öğretim, toplumun bütün kesimlerini ilgilendirmekte olup, ülkemiz içinde yüksek öğretim, nitelikli bilginin üretildiği, bunun toplum yararına sunulduğu için en stratejik alanlardan birisidir. Dolayısıyla böylesine önemli bir sistemi ilgilendiren konu ve sorunların bütün paydaşların katılımıyla müzakere edilmesini çok önemsiyoruz. Böylesi bir ihtiyaçtan dolayı Yükseköğretim Şurası'nı yapmaya karar verdik. Bu şurada toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla gündemin belirlenmesi, yine söz konusu temsilcilerle öne çıkan konuların müzakere edilmesi ve YÖK'e yol haritası sunulması çok önemlidir. Bugün duyurduğumuz Yükseköğretim Şurası bu amacı gerçekleştirmek için düzenlenecektir. Bilindiği üzere şura, bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulunu ve en geniş katılımlı toplantıyı ifade eder. Şuralarda ilgili alanda politika yapıcı, karar verici ve uygulamacılara dönük tavsiye niteliğinde kararlar alınır. Bu yönüyle şuralar alanlara ilişkin birer politika oluşturma aracı olarak görülebilir. Bu şuranın amacı ise Türk Yükseköğretim Sistemi'ni 2023'e hazırlamaktır. Özellikle vurgulamak istiyorum. Bu şuranın amacı Türk Yükseköğretim Sistemi'ni 2023'e hazırlamaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizde ilk defa yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği 1. Yükseköğretim Şurası yapılacaktır. İlgili bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek olan şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerin yer aldığı bir yazı yolluyoruz. Katkılarını beklediğimiz kurumların başında elbette üniversiteler, TÜBİTAK, ÖSYM, TÜBA, Kalite Kurulu gibi yüksek öğretim ile ilgili doğrudan ilgili kurumların yanı sıra ilgili bakanlıkların temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili komisyonlardaki parti temsilcileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sanayi ve Ticaret Odalarının üst kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve derneklerin temsilcileri, üye sayısı en fazla 3 eğitim sendikasının temsilcileri de yer alacaktır. Ve bu başlıklarda, görüşülecek başlıklarda geniş mutabakat arayan ve hemen hayata geçirilecek somut önerilerin çıkacağı bir şura olmasını planlıyoruz. Şura gündeminin de paydaşlarla birlikte belirlenmesini önemsiyoruz. İlk bu şuraya ilişkin öncelik sırasına göre gündem oluşturmayı önemsiyoruz. Şuranın yüksek öğretime dair tasarım, taslak, entelektüel yaklaşım ve vizyonların, ideolojik temelli kısır tartışmaların değil, kısa zamanda hayata geçirilebilecek ve sistemde hissedilebilir iyileştirmeleri tetikleyecek geniş mutabakatların filizleneceği bir zemin olmasını tercih ediyoruz. Yüksek öğretimle ilgili ele alınabilecek ve tartışılabilecek konuların çok olmasına karşılık, ülkemiz için öncelikli konu ve sorunlar arasında bir tercih yaparak sınırlı sayıda konu başlığının ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının ve sorunuç üretilmesinin gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Paydaşların önerileri alınıp askıya çıkarıldıktan sonra şura gündeminin belirleneceğini burada vurgulamak isterim, dikkat çekmek isterim. Bu ilgili paydaşlarımızdan gelen öneriler tasnif edilip değerlendirilmesinin ardından bu öneriler YÖK'ün internet sayfasında askıya çıkarılacak ve böylece yapılan öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda şura gündemine nihai şekilli verilecek. Yani şuranın gündemini de katılımcı bir anlayışla belirlenmesini planladık. 3 aşamaya çok dikkat etmek zorundayız. Birincisi girdi meselesi, yani yüksek öğretime erişim noktasındaki düzenlemeler. İkincisi süreçler. Yani eğitim-öğretim süreçleri esnasında farklı niteliklere göre, bunların bir kısmı uygulamalı oluyor, bir kısmı teorik oluyor. Bunların süreçlerinin takibi ve buradaki kriterlerin yükseltilmesi. Bu da çok önemli.
Bir de tabii ki mezun çıktıları. Üçüncü aşaması da çıktı. Çıktı ile de alakalı bir takım düzenlemelerin de olması, diplomaların daha değerli hale getirilmesi ve toplum nezdinde daha yükseltilmesi bunlar. Bu üç aşamaya kalite eksenli olmak üzere yaklaşılmasını önemsiyoruz. Üç aşamaya girdi, süreç ve çıktı. Önümüzdeki günlerde bu üç aşamaya da ilişkin bir takım yeni, daha önceden Türk yüksek öğretim sisteminde uygulanmamış bir takım süreçleri de başlatacağımızı ifade etmek isteriz.